Selam, ben Elfa. Bu videoda Guinevere Fenn'den bahsedeceğiz. Guinevere Fenn ateş elementine ve Nili tipetine sahip olan bir karakter. Kendisini çoğunlukla Damage Overtime takımlarında kullanacak olsak da, düşmana verdiği bazı özellikler sayesinde kullanılabildiği farklı takımlar da var. Guinevere Fenn normal saldırısında seçtiği tek hedefe atak oranının bir kısmı kadarıyla ateş hasarı uyguluyor. Skillinde seçtiği bir hedefe ve onun yakınındakileri sıçrayabilen bir ateş hasarı uyguluyor ve %100 taban oranıyla hasar verdiği bu hedeflerin hepsine burn yani yanma damage overtime'ı uygulayabiliyor. Bu oranı %100 desek de düşmanların effect resistance yani bu etkileri karşı koyma oranları olduğu için Guinevere Fenn'e effect hit rate bulmamız gerekiyor. Bu düşmanların üzerine verdiğiniz yanma damage overtime'ın etkisi 2 tur boyunca sürüyor ve her biri Guinevere Fenn'in atak oranının en az %83.9'u kadar hasar veriyor. Guinevere Fenn ultimate'ini kullanınca karşısındaki tüm düşmanlara atak oranının en az %72'si kadarıyla hasar veriyor. Eğer ultimate'ini kullanacağı düşmanların üzerinde halihazırda yanma damage overtime etkisi varsa bu etkiler ultimate'ini kullanınca patlıyor ve hemen orijinal hasarlarının en az %72'si kadarıyla hasar veriyorlar. Yani kısacası düşmanlara önce yanma damage overtime etkisi verip sonra ultimate'ini kullanırsanız çıkaracağınız hasar daha fazla oluyor. Guinevere Fenn'in talentı da şu. Guinevere Fenn takımınızda olduğu sürece düşmanlar yanma damage overtime etkisinden hasar aldıkları zaman onların üzerine bir de %100 taban oranıyla Fire Kiss adındaki etkiyi verebiliyor. Düşmanlar Fire Kiss etkisine sahip oldukları zaman alacakları hasar en az %4 artıyor ve bu etki 3 tur boyunca sürüyor. Bu etkinin süresi bitmeden önce etkiyi 3 kere stackleyebiliyorsunuz. Savaşı başlatmak için Guinevere Fenn'in tekniğini kullanırsanız Guinevere Fenn rastgele bir şekilde bir düşmana ateş hasarı veriyor ve bunu 4 kez yapıyor. Guinevere Fenn'in her seferinde rastgele bir şekilde hasar verdiği düşmanlar yine %100 taban oranıyla Fire Kiss etkisini elde edebiliyorlar. Guinevere Fenn, trace'lerinde ihtiyacı olan statların bir kısmını kazanabilen bir karakter. Küçük trace'leriyle effect hit rate, ateş hasarı yüzdeliği ve break effect kazanıyor. Seviyesini yükselttikçe açabileceğimiz trace'leri de şunlar. High pose'u açınca artık normal saldırılarınızda da düşmana yanma damage overtime etkisi verebiliyorsunuz. Ancak bunun başarı oranı diğerlerinden daha düşük. Bildiğiniz gibi diğerleri %100'dü. Bladed Hoop, savaş başladığında Guinevere Fenn'e %25 action forward sağlıyor. Walking on the Knives'ı açtığınızda ise yanma etkisinde olan düşmanlara %25 daha fazla hasar çıkarabiliyorsunuz. Guinevere Fenn'in yetenekleri ateş elementinin damage overtime'ına uygulamaya yönelik olduğundan bu etkilerin gerçekleşme oranını artırmak için Guinevere Fenn'e effect hit rate vermemiz gerekiyor. Bildiğiniz gibi damage overtime veya farklı etkilerin gerçekleşme oranını artırmak için karakterlere effect hit rate veriyoruz. Örneğin Gepard'ın skilliyle düşmanları dondurabilme ihtimali veya ateş elementine sahip olan ana karakterin taunt uygulama oranında sahip oldukları effect hit rate oranıyla artabiliyor. Guinevere Fenn'in damage overtime etkilerinin hasarının artması için de Guinevere Fenn'e atak bulmamız önemli. Çünkü damage overtime crit atabilen bir saldırı etkisi değil. Damage overtime hasarının yüksekliği, karakterinizin sahip olduğu atak oranına göre değişebiliyor. E0 Guinevere Fenn'de elde etmeniz gereken toplam effect hit rate oranı %67 civarında olmalı. Eğer E1'ine sahipseniz bu oranı biraz daha düşük tutabilirsiniz. Çünkü E1'inde Guinevere Fenn skillini kullandığı zaman düşmanların effect resistance'ını düşürebiliyor. Ama yine de bence %67'nin altına çok da düşmemelisiniz. Speed çoğu diğer karakterde olduğu gibi Guinevere Fenn için de çok önemli. Çünkü Guinevere Fenn'in damage overtime etkilerini sık sık uygulayabilmemiz gerekiyor. Elde etmeniz gereken tam oran 134 speed olacaktır. Ama takımda Asta gibi bir speed desteği sağlayan karakteriniz varsa bu oranın biraz daha altında kalabilirsiniz. Bu yüzden sırasıyla body kısmında effect hit rate veya atak, botlarında speed veya atak, ornamentlerinde ise ateş hasarı boost'u ve rope kısmında atak kullanılmalı. Alt statlarda break effect verirseniz tabii ki Guinevere Fenn hasarı artabilir. Çünkü break effect ile düşmanlara verebildiğimiz ateş damage overtime'ın hasar çarpanları diğer elementlerin hasar çarpanlarından biraz daha yüksek. Aynı fiziksel elementinde olduğu gibi. Ama break effect damage overtime ile karakterinizin kendi yeteneklerinde verebildiği yanma damage overtime'ı birbirlerinden farklı şeyler. Break effect damage overtime ile karakterlerinizin kendi yeteneklerinde verebildiği damage overtime etkilerinin farkından kafa karıştıran statlar adlı videomda bahsetmiştim. Bu farkı daha iyi anlayabilmek için o videoyu izleyebilirsiniz. Guinevere Fenn de kendi yetenekleriyle yanma damage overtime etkisi verdiği için atak break effect statından daha önemli hale geliyor. Bu yüzden rope kısmında kullanmak yerine alt statlarda güzel bir break effect oranı bulmayı deneyebilirsiniz.
Damage over time'in hasarını artırmaya yönelik bir relic seti henüz oyunda olmadığı için Guinea Fen'e verebileceğimiz relicler çeşitlilik gösterebiliyor. Ama en iyi tercihi iki parça Musketeer, iki parça Fire Smit oluyor. Bunlar sayesinde yağma etkisini çıkaracağı hasarı artırabiliyoruz. Speed oranınızı dengeleyemediyseniz Musketeer veya Fire Smit yerine Messenger'da kullanabilirsiniz. Guinea Fen'e verebileceğiniz en iyi ornament setleri de şunlar. Atak desteği verdiği için Space Healing Station kullanılabilir. Speed'iniz 120'nin üstüne ulaştığında bu setten elde edebileceğiniz atak oranı %24 oluyor. Pan Cosmic ise Effect Hit Rate oranınızı artırıp atak oranınızda sahip olduğunuz Effect Hit Rate oranına göre artırabiliyor. Blade of Ageless taktığınız kişiye HP, bütün takıma da atak desteğinde bulunabiliyor. Elinizde güzel hastalıklara sahip bir Fleet of Ageless seti varsa ve Guinea Fen'i Damage Over Time takımlarında kullanıyorsanız güzel bir seçenek olabilir. Guinea Fen'i Kafka ve Sampo ile kullanacaksanız en iyi Lightcon tercihi Forgotten Hall dükkanından alabileceğiniz Ferment oluyor. Bu Lightcon'un Break efektinizi yükseltip Shock veya Wind Damage Over Time etkisinde olan düşmanlara karşı hasarınızı artırabiliyorsunuz. Good Night and Sleep Well, Guinea Fen'in genel hasarını artırmak için güzel bir seçenek. Eyes of the Prey, karakterinize kolayca efektif hit oranı sağlayabilmek için verilebilir. Eğer Blightcon'dan gelen oranla toplam %67 hit rate'e ulaşırsanız, body kısmına atak verebilirsiniz. Hertha'nın dükkanından alabileceğiniz Solitary Healing, Break Effect oranınızı artırıyor ve Ultimate kullandıktan sonra düşmana uygulayacağınız Damage Over Time etkisini artırıyor. Eğer düşmanlar Blightcon'u takan karakterin Damage Over Time etkisiyle ölürlerse, Blightcon'un o karakterin enerji kazanmasını da sağlıyor. Guinea Fen takımın genel hasarını düşmanlara verdiği yanma damage overtime'ı sayesinde artırabildiği için birçok takımda kullanılabilen bir karakter. Fire Kiss debuff'ını düşmanlara yanma etkisiyle verebildiğinden dolayı özellikle de Kafka ile uyumlu olabiliyor. Çünkü Kafka Guinea Fen ile düşmanlara yanma etkisi uyguladığınız sürece Fire Kiss debuff'ından faydalanarak hasarını yükseltecektir. Kafka ve Guinea Fen'in yanında üçüncü bir damage overtime karakteri olarak Sampo veya Luka kullanabilirsiniz. Ama bir Damage Over Time karakteri daha eklemek istemiyorsanız, üçüncü kısma Harmony karakteri de gelebilir. Bu takıma iyi bir Harmony destek karakter örneği Asta olacaktır. Asta tüm takıma verdiği Sweet ve Atak desteği sayesinde takımınızın vazgeçilmezi haline gelebilir. Ki takımın atış hasarını yükseltebilen Trace'ini açtıysanız, biraz sonra bahsedeceğimiz takımlarda da önemli bir rol oynayabilir. Normal saldırısıyla düşmanlara yanma Damage Over Time etkisi de verebiliyor. Tingyun ve diğer Harmony karakterleri de bu takımlarda iyi iş çıkarırlar. Ama Asla dışında illa bir Harmony karakteri önereceksem, bu Kafka, Guinea Fen ve Tingyun üçlemesi olur. Pele veya Silverwolf kullanarak düşmanların defansını düşürebilirsiniz. Damage Over Time etkilerinin hasarları düşmanlarınızın defansından etkilenebildiği için onları da Kafka takımınıza ekleyebilirsiniz. Damage Over Time takımları dışında Guinea Fen'in yer edinebileceği gayet iyi takımlar da var. Bunlardan birisi Himeko, Guinea Fen, Asta ve herhangi bir şifacı veya kalkancı karakter olacaktır. Himeko ve Guinea Fen, Asta ile birlikte olduklarında düşmanlara sürekli yanma etkisi verecek ve eğer düşmanların ateş hasarına zayıflıkları varsa daha fazla hasar çıkaracaklardır. Bu yüzden bu takım, özellikle de ateş hasarına zayıflı olan düşmanlarda gerçekten güçlü olabilir. Himeko, Topaz ve Guinea Fen'i aynı takıma koyup deneyebilirsiniz. Takımınıza koruma sağlayacak olan herhangi bir kalkancı veya şifacı karakteri de takımınızın dördüncü kısmında kullanabilirsiniz. Guinea Fen'i birden fazla çıkardığınızda açabileceğiniz addonları da şunlar. İlk addonundan açarsanız, Guinea Fen skin'i kullandığında düşmanların efekt rezistansını 2 turluğuna %10 düşürüyor. Yani düşmanların damage over time ya da farklı etkilere karşı koyma oranını düşürmüş olacaksınız. Bu yüzden en önemli addonlarından birisi. İkincisini de açarsanız, Damage Over Time takımlarının vazgeçilmez bir parçası haline gelebiliyor. Düşmanlar yağma Damage Over Time etkisindeyken, Guinea Fen'in normal saldırı veya skill ile düşmana verdiği bu etkilerin çıkardığı hasar %40 artıyor. Üçüncüde, skill ve normal saldırı seviyeleri artıyor. Dördüncüsü sayesinde, Guinea Fen tarafından düşmana verilen yanma etkileri düşmana her hasar verdiğinde, Guinea Fen kendisine enerji yeniliyor. Beşincide ise, ultimate ve talent seviyeleri artıyor. Sonuncusu da Fire Kiss etkisinin steklenebilirliğini bir tane artırıyor. Guinea Fen'i Damage Over Time takımlarınıza bir yenilik getirmek ve ateş takımlarında kullanmak için almayı deneyebilirsiniz. Ama çok zorlamayın. Çünkü 4 yıldız karakterleri standarttan da çıkarabiliyoruz. Bir gün mutlaka çıkar. Umarım yani. Guinea Fen hakkında bahsedebileceklerim bu kadardı. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.